İtalya pek çok özelliğiyle tanınır. Bunlardan biri de hızdır. İtalyan tarzı hız denince akla tek bir isim gelir. Ferrari. Formula 1'i en çok kazanan takım olarak tarihe geçmiştir. Ama şirket bu aralar bir hız tümseyini aşmaya çalışıyor. Tüketici satışları istikrarsız. Otomotiv piyasasının efsane isimlerinden biri için dönüm noktası. Verdikleri yanıt son derece riskli. Hatta bazıları akıllarını kaçırdıklarını düşünüyor. FF ile Ferrari yoldan çıktı. Dört koltuklu, dört çeker bir süper otomobil. Üstelik bir hatchback. Bu gerçek bir Ferrari mi? Pek çok otomobil meraklısı için İtalya Maranello'nun tek bir anlamı vardır. Ferrari. Piste çıkmak ve kazanmak zorundasınız. Ferrari kazanmak konusunda çok başarılı. Formula 1 yarışlarının 1950'deki başlangıcından bu yana tüm yarışlara katılan tek markadır. Ferrari 15 sürücü şampiyonluğu ve 16 takım şampiyonluğu kazanmıştır. Sadece ismi bile akla otomobil aşkını getiriyor. Şirket yıllardır ürettiği Formula 1 yarış arabalarıyla ve onların tüketiciye yansıması olan seksi, iki koltuklu süper otomobillerle ün yapmış. Otomobillerimizde sportif hisler sunuyoruz. Fakat Ferrari uyum sağlamak zorunda. Tüketici taleplerinin ne şekilde evrim geçirdiğini anlamak zorundayız. Üst sınıf spor otomobil piyasası giderek kalabalıklaşırken, şirketin yeni bir makineye ihtiyacı var. Bu modelin türü çok farklı. Çünkü çok farklı müşterileri hedefliyoruz. Cesur bir şey. Çarpıcı bir şey. Farklı bir şey. Ürünlerimizi değerlendirme tarzımız açısından büyük bir yenilik. O cevap 2011 Cenevre Otomobil Fuarı'nda geldi. Bugün göstereceğimiz FF'in bizim için çok önemli ve yeni bir sınav anlamına geliyor olması yaratacağı sürpriz etkisinden çok daha önemli. 1, 2, 3, açalım. Ferrari FF. Bugün yollarda olanların hiçbirine benzemeyen bir süper otomobil. Ancak bu makine bir kamplaşma yaratma tehdidiyle karşı karşıya. Hepimiz Ferrari'de bir avuç insanın hadi çılgınca bir şey yapalım dediğini düşünüyoruz. Makinenin tasarımı normal çizgilerden çok farklı ve şirket için büyük bir kumar anlamına geliyor. Meraklıları bunun bir spor otomobil gibi görünmediğini söyleyecektir. Şirketin çıldırdığını söyleyenler bile oldu. Son derece hızlı, çok yetenekli. Aslına bakarsanız hiç de çıldırmamışlar. Fakat Ferrari bu otomobilin piyasayı sarsması gerektiğini düşünüyor. Bu yepyeni bir segment. Bu değişen dünyaya verdiğimiz bir cevap. Bu değişime yanıt vermek zorundalar. Ferrari'nin son yıllardaki satışları istikrarsızdı.
Ferrari alabilecek düzeydeki insanlar pek etkilenmese de, ekonomik kriz şirketin satışlar konusunda önünü görmesini imkansız hale getirdi. Onlar iş adamı. Bir noktada işle ilgili verilere bakıp Ferrari sahiplerinin bagajla da işi olduğunu görmüşlerdir. Aynı zamanda bir tür SUV veya arka koltukları olan mantıklı bir otomobilleri vardır. Bunun üzerine bu işi niye başkasına kaptıralım ki diye düşünmüşlerdir. Markanın tarihinde pratikliğe önem veren bir model yok. Fakat sürünün en başında kalmak istiyorlarsa buna mecburlar. Devir değişirken biz de müşterilerimizin isteklerine daha fazla yanıt veren bir otomobilimiz olsun istedik. En büyük istekleri de Ferrari'lerini mümkün olduğunca fazla yerde kullanmaktı. Bu bir kısır döngü. Marka kazandığı Formula 1 yarışları ve bu teknolojiyi caddeye uyarlamasıyla ün yapmış. Fakat bu işlemin maliyeti yüksek. Ayrıca market alışverişinizi bile taşıyamayan iki koltuklu süper otomobil satışlarının da bir sınırı var. Ferrari, FF'le, madem Ferrari'nizi bütün yıl kullanmak istiyorsunuz, bir bagaja ve arka koltuklara ihtiyacınız var, buyurun o zaman diyor. FF otomobil dünyasında klasik bir İtalyan makinesi. Gördüğünüz anda duygusal değişimlere sebep olan bir otomobil. Onları ya seversiniz ya nefret edersiniz. Ferrari FF bir shooting brake, yani iki kapılı garip bir station wagon. Shooting brake, önceleri avcı gruplarını özel malikanelere taşıyan arabalar için kullanılıyordu. Hem gösterişli hem de eski bir tabir. Bu tabir, markaların station wagonlara dair ön yargılarında etrafından dolanmalarını sağlıyor. Dört kişilik bir araba olarak tasarlandı. Dört kişilik bir araba demek, içeride geniş bir alan olması demek. Bu özellik otomobilin dışını da şekillendiriyor. Şekil ve tarz Ferrari'nin her şeyi. Bu otomobiller için olduğu kadar fabrika için de geçerli. Eski tuğla duvarların gerisinde mimarinin de otomobiller kadar önemli olduğu modern bir tesis bulunuyor. Ferrari fabrikası muhteşem makinelerin bulunduğu, içi cappuccino'yla dolu olan büyük bir tesistir. Fabrika 250 bin metrekarelik bir kampüse yayılmış. İçinde bir dökümhane, bir frezeleme bölümü, boya atölyesi, son montaj hattı, hatta bir de rüzgar tüneli bulunuyor. Burada hem tarihe hem de en ileri düzeyde fütürizme değer veriliyor. İtalya'da böyle bir yer görmeyi beklemiyorsunuz. Çünkü burası bir şirkete ait temiz bir yer. Herkes yapması gereken işi yapıyor. Fakat robotların hareket etmeye başladığını ve yaptıkları şeyi gördüğünüz anda özel bir yer haline geliveriyor. Özel olmasının sebebi otomobillerin kalitesiyle çalışma ortamının kalitesini birbirine bağlayan şirket felsefesi. Ferrari 1997'den bu yana yeni fabrika binaları için 200 milyon avro harcadı. Bu binada Formula Uomo adını verdiğimiz felsefeye büyük önem verdik. Bu felsefe insanı her şeyin önüne koyuyor. Özellikle de ışıklandırmaya çok önem verdik. Çok büyük pencerelerimiz var. Yeşillik konusunda da aynı şeyi yaptık ve ortamı daha güzel bir hale getirmeye çalıştık. Ferrari fabrikasının güzelliğini çok az insan tartışabilir. Fakat otomobil meraklıları burada üretilen FF'in görüntüsünü tartışıyor. Bazıları markanın ruhunu sattığını söyleyecek kadar da ileri gidiyor.
Fakat aracın performansını tartışmak yersiz. Yeni FF'in azami hızı 335 saatte kilometre. Hızla tarz arasında bir denge kurmak süper otomobillerin evrensel bir ikilemi olmuştur. Tasarım aşamasında çok çalıştık. Böyle bir otomobil için izleyebileceğiniz en iyi yol, bir Ferrari olduğu için hala sportif görünen ama aynı zamanda eskisi kadar agresif olmayan bir tasarım sunmak. En çarpıcı ve en çok göze çarpan değişiklik aracın tasarımı ama en devrimcisi değil. Araç devrim niteliğinde. Çünkü 1971'den beri çalıştığım Ferrari'de günün birinde dört çeker bir otomobil yapacağımız kimsenin aklına gelmemişti. Dört çeker Ferrari'deki hiç kimsenin hayal etmediği bir şeydi. Dört çeker otomobili yağmur altında, hatta belki karlı ortamlarda bile kullanmanızı sağlıyor. Yani bir Ferrari'yi kullanmayı düşünmediğiniz şartlarda kullanabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda şirketin daha önce hiç yapmadığı bir şey. İlk dört çekerimiz. Ama bu otomobil bir Ferrari. Bu da arabayı kullanmaktan keyif alacağınız anlamına geliyor. Ferrari'nin dört çeker konusundaki tecrübesizliği büyük bir zaaf olabilirdi. Ama tecrübesizliği güce dönüştürüyorlar. Gelenekleri yıkıyor ve bir başka risk alıyorlar. Bu dört çeker için yeni ve orijinal bir çözüm. FF gerçekten eşsiz olan dört çeker sistemi yüzünden büyük bir ilerleme. Dünya üzerinde başka herhangi bir arabada buna benzer bir sistem yok. Şirket Formula 1 yarışlarındaki yaklaşımını koruyor. Ne kadar hafif, o kadar hızlı. Bu yaklaşımı dört çeker sistemine uyarlıyorlar. Normal dört çeker sistemlerinin sorunu nedir? En önemli sorun ağırlıktır. Ağırlık bütün süper otomobillerin düşmanıdır. Dört çeker bir süper otomobil daha da büyük bir zorluk demektir. Dört çeker sistemi tek başına bir otomobilin ağırlığı açısından en kötü şeydir. Arabanın her yerine dişli kutuları, tahrik milleri gibi şeyler ekliyorsunuz. Konvansiyonel bir dört çekerde motor, gücü bir kardan kutusuna gönderir. Kardan kutusu iki farklı tahrik mili kullanarak gücü iki yöne dağıtır. Ferrari'nin bulduğu çözüm, kardan kutusunu tamamen ortadan kaldırıyor. Onun yerine iki farklı şanzıman ama tek bir tahrik mili kullanıyor. Teknolojisi karmaşık olabilir ama sonuç gayet basit. FF hızlı. Hatta saatte 335 kilometrelik azami süratiyle çok hızlı. Bir başka modern devrim Ferrari'nin dört çeker sisteminde yaptığı radikal devrimi destekliyor. Bilgisayar. En büyük sürpriz arkada 7, önde ise 2 vitesli birer otomatik şanzıman olması ve bilgisayarların kaygan kavrama yapması, her şeyi bir şekilde çalıştırması. Bir sürücü olarak neler olduğundan haberiniz olmuyor. Bilgisayarlar şirketin Formula 1 ekibi tarafından geliştirilmiş. Ferrari her zamanki gibi yenilikler üretiyor. Teknik yenilikler DNA'mızda var. Ayrıca geçmişimizle aramızda da güçlü bağlantılar var. Formula 1 ile FF arasında direkt ve yakın bir bağlantı var. Formula 1 için 3 önemli alan üzerinde çalışıyoruz. Motor, aerodinamik ve elektronik. Bir
Bir arabayı geliştirmek 3 yıl alırken elektroniklerin doğru çalışmasını sağlamak 6 yıl sürüyor. Formula 1 takımındaki adamla pek çok algoritma geliştirdik. Hepsi bizim algoritmalarımız. Hepsini biz yaptık. Sonuç, yarış takımı tarafından geliştirilen formülleri kullanan çeşitli elektronik sistemler olmuş. Bu sistemlerin hepsi birlikte çalışıyor. Hepsi tek bir bilgisayar sistemine entegre edilmiş. Bütün alt sistemler birbirine entegre halde. Bu da otomobili bir bütün olarak optimize etmemizi sağlıyor. Arabanın bilgisayarı motoru da yönetiyor. Arabanın en önemli parçası olduğu için motordan başlamak istiyorum. Bu tamamen yeni 660 beygir gücünde bir V12. Yüksek performans markayı tanımlayan en önemli özellikse para kazanmak hemen arkasından geliyor demektir. Markanın sahibi Fiat ve Ferrari bu otomotiv holdinginin en yüksek kar marjına sahip. Kar marjları o kadar fazla ki şahlanan at logosuna sahip olan şirkete 3 milyar avro civarında değer biçiliyor. Analistlere göre Fiat grubunun tamamının değeri ise 8 milyar avro. Yeni FF başarılı olursa Ferrari'nin karını daha da arttırabilir. Süper otomobil dünyasının centilmeni olduğunu söyleyebiliriz. Bindiğiniz zaman içinin çok güzel olduğunu görüyorsunuz. Her şey iyi ayarlanmış. Sürüşü rüya gibi. İşin en komik yanı otomobilin yarış pistinde Ferrari 458'e kafa tutması. Ama caddede kullanırken bir Lexus'a dönüşüyor. Ferrari son birkaç yılda 6100 ile 7100 arasında otomobil üretti. FF'in bu sayıyı %15 artırma potansiyeli var. Maranello'da Ferrari'leri üretmemizi sağlayan bütün alanlara sahibiz. İşe motordan başlıyoruz. Bu işi yaptığımız yer yolun hemen karşısında. Arabaları orada yapıyoruz. Motor İngiliz anahtarı kullanılmadan erimiş metalle cam buluyor. Kafanızdaki dökümhane her yerden alevler fışkıran karanlık ve pis bir yerse Ferrari'nin size bir sürprizi var. Dökümhane temiz ve iyi ışıklandırılmış bir bina. Endüstriyelden çok bilimselmiş gibi duruyor. FF'in motoru hafif alüminyumdan üretiliyor. Alüminyumu eritiyoruz. Fırının içinde aşağı yukarı 800 derecelik sıcaklığa ulaşıyoruz. Büyük bir kazanı dolduruyorlar. Erimiş alüminyumdan örnekler alarak kimyasal yapısının doğru olduğundan emin oluyorlar. Daha sonra erimiş metali ikinci bir fırına döküp biraz daha ısıtıyorlar. Fırını tamamen doldurabilmek için 800 ila 900 kilo arasında alüminyum döküyoruz. Tek bir motoru üretebilmek için 75 kilogram erimiş alüminyum gerekiyor. Tahminen 900 kilo alüminyum eritiyoruz. Bu da tam 12 FF motoru anlamına geliyor. Erimiş alüminyumu motor parçalarının temel şekillerini oluşturacak olan kalıplara dökmenin zamanı geldi. Alüminyum soğuyor ama sıcaklık hala çok önemli.
Sıcaklık çok kritik bir öneme sahip. Kalıbın içinde aşağı yukarı 300 dereceye ulaşıyoruz. Kritik öneme sahip olmasının sebebi kalıptaki sıcaklığın motorun mekanik karakteristiklerini etkilemesi. Motoru üretmek için iki tür kalıp kullanıyorlar. Bunların bazıları çelikten yapılmış ve defalarca kullanılabiliyor. Çelik, sıcaklıkların da hassas bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor. İyi mekanik karakteristikler elde edebilmek için döktükten sonra alüminyumun sıcaklığını çok hızlı bir şekilde düşürmek çok önemli. İkinci kalıp türü ise kumdan yapılıyor. Dökümhanenin içinde döküm kumlarını hazırlayan bir bölümümüz de var. Bu gerçekten çok önemli çünkü o kumlar motorun içindeki boşlukları açıyor. Döküm kumları olmasaydı çelik kalıp dev bir alüminyum blok üretirdi. Burada silindir başlıklarının içindeki boşluğu görebiliyoruz. Bu bloklar daha sonra kalıcı kalıba götürülüyor. Kalıplar kapatılıyor ve çeliğin içine alüminyum döküyoruz. Kullandıkları kum bile özel olmak zorunda. Kumun kalitesi bu aşamadaki en önemli şey. Bu kumun içinde bazı reçineler var. Bu reçineler kalıbın içindeki kusurları görmemizi sağlıyor. Küçük taşlar veya gaz gibi kusurlar olabiliyor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Kalıbı ters çeviriyorlar. FF burada da Formula 1 yarış takımının öğrendiklerinden faydalanıyor. Formula 1'deki üretim süreciyle aynı. Aslına bakarsanız orada sadece Formula 1 parçalarının dökümünü yapan özel bir birimimiz var. Dökümü biten her kalıbın ölçümünü yaptıkları bir kontrol alanı var. Operatör bütün boşluklara bakıyor. Boşluklarda bir kusur olmadığından emin oluyor. Hata payları inanılmaz. En fazla yarım milimetrelik sapmaya izin veriliyor. Ve görsel olarak kontrol edemedikleri yerlere röntgen cihazıyla bakıyorlar. Bu FF parçalarının vermesi gereken birkaç kalite kontrolünden ilki. Markanın çizgisinde radikal bir değişime gidecekleri için hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar. Dökümhaneden gelen kaba parçaları frezeleyip motor parçalarına dönüştürme işine tam bir bina ayrılmış. Bu binada silindir başlarını, motor bloğunu ve krank millerini makineyle işliyoruz. Motorun pistonlarını çeviren krank mili, B12'nin bel kemiğini oluşturuyor. Bu aynı zamanda üretilmesi en zor parçalardan biri. Tek bir krank milini üretmek 35 gün sürüyor. Dökümhaneden ham parçayı aldıktan sonra fazla materyali frezeyle atıyor. Her krank mili dökümünün %50'si temizleniyor. Isı uyguluyor. Elle daha fazla metal temizliyor.
ve son rötuşlarının yapılması için gönderiliyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi motor parçalarının zımparalanıp parlatılması insanlar tarafından elle yapılıyor. Ama robotlar da iş yapıyor. Moto romantik. Hatta robo romantik. Robotlar, bir sürü robot var. İnsanlar da var ama orada robotları kullanarak sanat yapıyorlar. Bu robot sanatının önemli bir özelliği var. Bu silindir başlarına subap setini taktığımız iki robot adasından biri. Bu adadaki robotları özellikle Romeo ve Juliet olarak adlandırdık. Çünkü bir tanesi subap setini silindir başına konmadan önce diğerine veriyor. Shakespeare aşkın bu kadar soğuk olabileceğini hayal bile edemezdi. Romeo ve Juliet, supap yuvalarını sıvı nitrojenle -126 santigrat dereceye kadar soğutuyor. Motor başları oda sıcaklığına geri döndüğünde, supaplar yerlerine sıkıca sabitlenmiş olacak. Ultra yüksek performans motorunun parçası olmanın bedeli ağırmış gibi görünüyor. Ferrari artık FF'in dünyaca ünlü V12 motorunu yapmaya başlayabilir. Şu anda motor montaj alanındayız. Motor dökümhaneden ve makineyle frezeleme alanından çıktı. Şimdi makineler tarafından dökülen ve dövülen parçaları birleştirip motoru yapacağız. Bu 12 silindir hattı. Her bir güç ünitesini başından sonuna kadar tek bir kişi yapıyor. Bu iş 5 gününü alıyor. Doğrudan Formula 1 yarışlarından türetilmiş 660 beygir gücündeki bir şaheseri yaratmak için 5 gün. Motorun her bir parçasını geliştirirken, malzemeler ve performansı artırmak konusunda kullanılacak metodoloji konusunda da Formula 1 ekibiyle birlikte çalışıyoruz. İşe motor bloğunu özel bir arabanın üzerine monte ederek başlıyorlar. Pistonlar kontrol ediliyor. Krank mili motora taşınıyor. Parçalar dikkatlice yağlanıyor. Motorun 12 pistonundan her biri çok yavaş bir şekilde yerleştiriliyor. Contalar ve silindir başları takılıyor. Krank muhafazası yerleştiriliyor ve çok dikkatli bir şekilde sabitleniyor. Son olarak da egzoz manifoldları. Son montaj hattına gönderilecek bir motor daha hazır. Radikal tasarımlı Ferrari FF doğmak üzere. Ama önce yeni bir gövdeye ihtiyacı var. Yeni gövdelerin her biri 23 farklı metalden üretiliyor. Pek çok egzotik arabanın ağırlık tasarrufu için karbon fiber ve diğer kompozit malzemelere yöneldiği bir dünyada Ferrari alüminyum kullanıyor. Bu
Gövdeleri alüminyumdan üretilen erken dönem Formula 1 arabalarından kalan bir miras. FF, mümkün olduğunca fazla ağırlık tasarrufu sağlayabilmek için alüminyum çalışmalarının evriminin son halkası olarak tasarlandı. Arabanın her bir parçasında en doğru alaşımı kullanıyoruz. FF'in gövdesi Ferrari'nin Maranello'dan 18 kilometre uzaklıktaki Scaglietti tesisinde üretiliyor. Bu üretim sürecinin fabrika kompleksinin duvarlarının arasında gerçekleşmeyen tek bölümü. Ama belki de en sanatsal olanı. Alüminyumla çalışmak bir sanattır. Böyle bir gövdeyi üretmekse heykel yapmaya benziyor. Bu heykel, zanaatkarların yaptığı kaynaklarla parça parça vücuda geliyor. İlk prototiplerden üretim versiyonlarına kadar tüm gövdeleri burada üretiyoruz. Gövdenin %60'ı farklı zanaatkarlar tarafından birleştiriliyor. Alüminyumla çalışmak çelikten çok daha zor. Ama Ferrari çok daha hafif ve dayanıklı olduğu için bunu tercih ediyor. Hafiflikle sağlamlığı bir araya getirme ihtiyacı, Ferrari mühendislerinin 23 farklı malzeme tercih etmesine yol açmış. 23 büyük bir rakam. Ama gelecekte büyük bir ihtimalle böyle sayıları daha da artıracağız. Otomobilin her parçası mümkün olduğunca ağırlık tasarrufu yapacak şekilde tasarlanmalı. Önce alüminyum uzay şasiyi üretim bandına yerleştiriyorlar. Sonra arka çamurluklar, ve tavan gibi büyük parçalar takılıyor. Montaj işleminin yarısına gelindiğinde bir kalite kontrolü yapılıyor. Burada 5 eksenli bir ölçüm cihazı hata paylarını ve parçaların uyumunu kontrol ediyor. Kapıları takıyor. Otomobilin imzası olan kambur shooting brake bölümünü ekliyorlar. Daha sonra ön çamurlukları giydiriyorlar. Son olarak da kaputu monte ediyorlar. Zanaatkarlar gövdenin mükemmel bir şekilde göründüğünden emin oluyor. Sonra bir kalite kontrolü daha yapılıyor. Bu sefer işçilerin metaldeki kusurları görmesini sağlayan özel bir ışık kullanılıyor. İşi biten gövde Maranello'ya gönderiliyor. Şu ana kadar gövdelerin hepsi birbirinin aynı. Ama bu durum
çok az insanın görebildiği bir odanın içinde değişmek üzere. Bu kadar lüks bir süper otomobil alabilecek şanslı azınlığın içindeyseniz, döşeme gibi opsiyonları büyük ihtimalle bu odada seçtiniz. Günümüzde Ferrari müşterilerinin %99'u arabanın en az bir özelliğini kişiselleştiriyor. İnsanlar yeni aldıkları makinenin opsiyonlarını kişiselleştirmek istiyor. Şu anda terzi atölyesindeyiz. Burası çok özel ve bu işe adanmış bir atölyedir. Müşterilerin özel istekleri burada karşılanır. FF'lerin basit, sıradan 233 bin avroluklardan farklı olmasını isteyen müşteriler için. Örneğin bu FF'in tavanında kaşmir kullandık. Yani normal versiyonu çok basit bir malzemeyle kaplanmış olan tavana dokunduğunuz zaman daha zengin ve farklı duygular hissedeceksiniz. Kaşmir, FF'e eklenebilecek özelliklerden sadece biri. Müşterilerin istekleri FF'in fiyatını ortalama 58.250 avro arttırıyor. Bu FF'in bagajı için farklı bir şeyler yapmak istedik. Bu çok güzel bir fikir çünkü araba zamanla yaşlanıyor. Renk de arabanın yaşıyla birlikte değişiyor. Yeni şeyler deniyoruz. Düşündüğümüz tek nokta arabanın yapımında kullandığımız malzemeler. Bunu düşünmelerinin sebebi Ferrari'nin otomobile yapılmasına izin verdiği kişiselleştirmelerin bir sınırı olması. Tamamen kendisine özel bir otomobil talebiyle gelen bir müşteriye, markaya saygı konusundaki çizgileri bilen kişisel bir tasarımcı yardım ediyor. Yani bu odada pembe bir Ferrari'nin doğmasına olanak yok. Pembeye izin olmasa da en popüler renklerden biri Formula 1 araçlarında da kullandıkları kırmızı. Bu klasik Ferrari kırmızısı, tıpkı sunulan diğer renk seçenekleri gibi Maranello'daki boya atölyesinde uygulanıyor. Burası ana işlemin yapıldığı yer. Gövdeyi yıkayıp temizliyoruz. Arabayı paslanmayı önleyen kimyasalların içine batırıyorlar. Boyanın en zor görevi pası uzak tutmaktır. Elektro katmandan bir sonraki adım izolasyon uygulaması. İş bittiğinde Ferrari'nin üzerinde 4 kat astar veya boya olacak. Bir kat elektro katman, bir kat astar boya, bir kat boya ve bir katman cila. Bu süreç aceleye gelmez. Bir FF'i tamamen boyamak tam 2,5 gün sürüyor. Bu kadar ince bir boya katmanı için bu kadar emek. Boyanın kalınlığı 200 mikron kadar. Mikron, 2 kağıt yaprağının kalınlığına eşit. Son kontrol bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü elle ve gözle yapılıyor. Ve bu insanlar sadece ışığın yüzeydeki yansımasına bakarak buradaki kusurların tamamını bulacak kadar yetenekli. Artık sürecin sonuna geldik. Gövde kalite kontrolden geçtikten sonra kusurları birer birer düzeltilip arabayı montaj hattına gönderiyoruz. Yeni boyanan FF son montaj hattına girmek üzere. Bu son montaj hattı Ferrari'nin geleceğinde kilit rol oynayacak. Kar ve buz için üretildi. Sıcağın ve alevlerin içinden geçti. Son derece hızlı.
ve markanın imajını değiştiriyor. Fakat FF, son montaj hattının birinci istasyonuna gelmeden bir Ferrari sayılmıyor. Bir işçi, hızdan çok daha büyük anlamlara gelen logoyu kendi elleriyle monte ediyor. Ferrari bu logonun anlamını ve Formula 1 mirasını yeni FF'i tanıtarak riske atmaya karar verdi. Diğer tüm modellerden farklı görünen bir Ferrari. Yine de yapım aşaması çok benziyor. İşimizi yaparken aracın kalitesine odaklanıyoruz. İster şanzımanı, ister gövde parçalarını takalım, montajı yaparken bu konuda takıntılıyız. Montaj işlemi bir kesici lazerle başlıyor. Bu bir kesici lazer. Derinin en iyi parçalarını seçmemizi sağlıyor. Böylece kabinlerimizde en kaliteli deriyi kullanıyoruz. Deri parçalar son montaj hattının hemen yanında bulunan iki yan montaj alanına gönderiliyor. Bütün alt sistemleri bir araya getiren Formula 1 tabanlı canavar çipi takıyorlar. Sıra gösterge paneline geldi. Ferrari bir günde sadece 6 FF üretiyor. Burası aktarma organlarının monte edildiği yan hat. Motorla şanzımanı birleştiriyoruz. Daha sonra alt grubu olduğu gibi arabaya, arabanın kalbine götürüyoruz. Formula 1'den ilham alınarak geliştirilen ve yarış pistinde hızla atan bir kalp. Motoru monte etmek 2 dakikadan kısa sürüyor. Kalbi ve arması takılan FF artık yarışa çıkmaya hazır bir Ferrari sayılır. Ama henüz işi bitmiş değil. Gerçek bir Ferrari olabilmesi için birkaç parçaya daha ihtiyacı var. Yarışlarda kendini kanıtlamış bir başka teknolojiyi monte ediyorlar. Karbon seramik frenler. Daha sonra radyatör, farlar ve lastikler ekleniyor. Direksiyon montajı ise biraz özel bir iş. Çünkü bu aşamada Formula 1 ekibi tarafından tasarlanan merkezi işlem birimi çipini her bir FF'in gideceği yere göre programlıyorlar. Bu iş bir ev bilgisayarını ilk kez çalıştırmaya benziyor. Hangi ülkede, hangi zaman diliminde olduğunuzu, hangi dilde kullanmak istediğinizi soruyor. Artık her yeni FF, kilometre veya mil, litre veya galon birimlerinden hangisini göstermesi gerektiğini biliyor. Daha sonra işi biten kapıları takmanın, koltukları monte etmenin ve son kalite kontrolünü yapmanın zamanı geliyor. Yeni bir Ferrari FF doğdu. Bazıları bu arabanın doğumunun gerekli olup olmadığını hala tartışıyor. Gelişim açısından baktığınızda çok büyük bir adım olduğu ortada. Ama markanın karakteristik özellikleri açısından baktığınızda geçmişte ürettiklerimize hiç benzemiyor. Dört mevsim boyunca her koşulda kullanılabilen dört çeker ilk Ferrari. Onu karda kullandım, dağlarda kullandım. İnsanlar büyük ihtimalle kayak yapmaya giderken yine ciplerini kullanacak ama FF'inizi de cipinizi kullandığınız garaja kadar kullanabilirsiniz. Ferrari'nin akla gelmeyecek bir şeyi başarmış olup olmadığına ya da 50 yıldan geriye dayanan Formula 1 mirası için
ileri doğru ve mantıklı bir adım atmadığına piyasa karar verecek. Farklı Ferrari'ciler için farklı bir Ferrari. Farklı Ferrari müşterileri için. Ferrari'nin yeni felsefesi bu. Thank you.